Kadir Bey. Evet. İfadenizi almak için emniyete gelmeniz gerekiyor. Kadir, ne oluyor? Ne oluyor memur bey? Abim neden gelecekmiş emniyete? Hastamız var. Farkındasınız değil mi? Erol, bir sakin ol, bir anlayalım. Hayırdır? Sibel Göksu en son sizinle görülmüş. 2 gün önce. Kadir, sen annemle mi görüştün? Kadir, ne oluyor? Hayatım, ben bir gideyim ifade vereyim. Dönüşte konuşuruz, tamam mı? Bana güven. Ben de geleyim seninle. Avukat eşliğinde ifade vermen iyi olur. Avukata ihtiyacım yok. Ben giderim. Buyurun. Abi, buyurun. O zaman ben seninle geleyim abi. Seni yalnız yollamam. Oğlum, gerek yok. Sen ailenizin yanında kal. Hadi. Tamam, Şebnem var, babam var. Abi, geliyorum. Hadi. Abi, Sibel Hanım'ın en son ne zaman görüştünüz? Yani polis 2 gün önce dedi ama düğün günü mü? Evet. O zaman sen o yüzden düğüne geç kaldın. Evet. Ne konuştunuz peki? Ben sordum, o cevapladı. Tamam mı? Hakikaten çok açıklayıcı oldu. Ya ağzından kerpetenle laf alıyor. Abi bak, bileyim ki. Hadi Allah aşkına, ne oluyor, anlatsana. Ayrız hakkında konuştuk. Tamam. Ama eğer sen Sibel Hanım'a zarar verip vermediğimi öğrenmek istiyorsan... Hop hop hop. Yavaş. Orada dur bakalım Kadir. Ben böyle bir şey sana asla ima etmem. Ha, eden olursa da karşısında ilk benim olur. Ben niye seninle geliyorum zannediyorsun? Koruma ihtisasımın barlara gire çıka yaptım ben. Buyurun Kadir Bey, sizi dinliyorum. Sibel Hanım'la aranızda ne geçti? Ben Sibel Hanım'ı düğünümüze götürmek için evinden almıştım. Bana sonra geleceğini söyledi ve araçtan indi. Ondan sonra bir daha da haber alamadım kendisinden. Olan biten bu. Bakın Kadir Bey, eğer Sibel Hanım'a bir şey olursa... soruşturma cinayet soruşturmasına döner ve siz de dahil olursunuz. O yüzden bana gerçeği söyleyin. Bakın, ben de gerçekleri en az sizin kadar merak ediyorum. Ama maalesef anlatacaklarım bu kadar. Peki. Arabadayken neler konuştunuz Sibel Hanım'la? Ne geçti aranızda? Mesela tartışma falan oldu mu? Bakın, neyi öğrenmeye çalıştığınızı biliyorum. Aramızda öyle bir tartışma geçmedi. Konuştuğumuz şeyler de sadece aile mevzularıydı. Peki. Sibel Hanım'ın tıbbi kaydını istedik. Kanında yüksek dozda ilaç bulunmuş. Olay yerine kendi isteğiyle mi gitti? İlaçları birinin zoruyla mı yoksa kendi isteğiyle mi aldı? O da belli değil. Keza intihar mı etti? Biri tarafından buna mı zorlandı? Onu da bilmiyoruz. İşte biz de tüm bu soruların cevaplarını arıyoruz. Tamam. Biz de bu soruların cevaplarını arıyoruz. Cevap bizde değil. Sizin bir eviniz varmış. Bir ara orada çıkan bir olaydan dolayı şahitlik yapmış bu Sibel Hanım. Acaba bu olayla o olayın bir ilgisi olabilir mi? Sonuçta o olayın da tek şahidi Sibel Hanım'mış. Bakın, Sibel Hanım o olayda ifadesini verdi. Bitti.
ve olay kapandı. Bu durum başka. Zaten abimin cam evdeki olayla hiçbir ilgisi yok. Erol sakin, sakin. Bakın, Sibel Hanım'ın hayatı söz konusu şu an. Bu olayın aydınlatılmasını en az sizin kadar ben de istiyorum. Ve bunun için de her türlü yardıma hazırım. Ama maalesef şu an elimden gelen bu. Üzgünüm. İzniniz var mı? Teşekkürler, iyi çalışmalar. Abi biraz gevşe. Resmen Sibel Hanım'a zarar vermekle itham edildim ya. Tamam ama gereken cevabı da verdin. Değil mi? Baksana zaten mevzuyu Cem eve de bağladı. Abi güçlü olmak zorundasın. Ailesi için. Biliyorsun onun durumu şu an hepimizden daha zor. Evet, ailesi için. Ama onu yapanı bir elime geçirirse, bir bulursa. Bulursan? Ne yapacağım oğlum işte adalete teslim edeceğim. Ne yapacağım yani? Abi çok kesin gibi konuşuyorsun. Yani intihar olmadığından eminsin gibi. Bak benim bilmediğim bir şey mi var? Senin bildiğin, benim bilmediğim, ha? Hayır yok. Hadi Aliz bekliyor, gidelim. Anlat, seni dinliyorum. Yok bir şey abi, boş ver. Yüzün hiç öyle söylemiyor ama. Var bir şey. Anlat. Yok bir şey yok. Gece hız yapmışsın. Polisler peşine takılmış falan. Öyle gezdim biraz. Sokakları birbirine kata kata mı? Lan? Sen birine mi tutuldun yoksa? Aşk acısı falan mı çekiyorsun? Yok abi, aşk maşk yok. Dur bir sakin ol, anlat. Ne demek yok? Olmayacaktı. Hı? Yok, aşk yok. Bak sen şanslısın. Ailesi var. Ama herkesin karşısına bir ailesi çıkmıyor abi. Maalesef. Yani sen aşka inanıyorsun diye aşk sana inanmıyor. Vay vay. Öyle yani. Ah be kardeşim. Ben bunları yaşamadım mı sanıyorsun? İmkansızın, olmazın, inanılmazın cazibesini bilmiyor muyum? Kalbinin sesini dinle. O ne diyorsa onu yap. Sağa sola kulaklarını kapa. Tamam mı? Böyle git. Vay vay vay. Bir de bir zahmet aşağı in. Annem seni görsün, içeri atlasın. Hadi bakalım. Rica etmiyorum. Hadi üstünü değiştir gel. Thank you.
Ne oluyor Kadir? Bilmiyorum. Kalkın dedim, hesap vereceksiniz. Size bundan sonra rahat uyku yok. Kalkın. Ben bir aşağı inip anlayana kadar sen burada kal. Tamam. Öyle. Kimin uşağıysanız çağırsanız hadi konuşacağız. Hanımefendi uşak falan. Kimsiniz siz? Hayatını kararttıklarınızdan sadece biriyim. Bugün abim öldü benim. Hepiniz hesap vereceksiniz. Lütfen zor kullanmadan. Dokunma. Ne oluyor? Oo. Suç ortakları sıralı tam liste geliyor. Siz ne biçim insanlarsınız ya? İşinize gelen yaşasın, işinize gelmeyen ölsün. Sonra paranızla her şeyi kapatın. Hayat ne kadar güzel ya. Yok öyle ya ama. Siz kimsiniz? Bu kız tıpkı Selahattin karısı Zahide'ye benziyor. Korkmayın. Ben Zahide değilim. Hayalet de değilim. Hepinizin hatırlamasına sevindim. Ölümünü örtbas ettiğiniz Zahide'nin. Ben bugün abimi toprağa verdim ya. Hepiniz hesap vereceksiniz. Abim mi? Yeter artık. Bu saçmalık. Bu neyin şovu? Ne durmuş bakıyorsun burada İsmet? Çabuk polisi çağır. Dingo'nun ağrı mı burası? Nasıl alırsınız bu kadını içeri? Dur İsmet, dur. Polis falan çağırma. Bir anlayalım. Sen Hasan'ın kız kardeşi misin? Evet. Hasan benim abim. Yani abimdi. Siz suçu üstüne yıkıp içeride öldürtmeden önce. Hasan öldü mü? Meryem. Meryem hadi gidelim. Demekten tanışıyorsunuz ha? Demek acını çabuk unuttun. Karının katilinin kardeşiyle dostluk kurduğuna göre. Asıl katil olan sizsiniz. Hasan itiraf edecekti her şeyi. Anlatacaktı masum olduğunu. Anlattırmadınız. Sen olsun kapasın. Dur. Bir dakika. Hasan masumdu ne demek Selim? Sen haddini çok aştın. Çabuk git bu evden. Siz haddinizi çoktan aştınız. Erol her şeyi itiraf etti. Kazaymış ölüm. Erol da oradaymış. Kazaydı o. Kendi düştü. O zaman benim abimden ne istediniz? Sen hala polis çağırmadın mı İsmet? Hemen arıyorum Kemal Bey. Dur arama. Çağır dedim. Arama. Neden yaptın bunu? Neden sakladın kim oldu? Açık açık sorsaydın bana. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Sen hala hangi yüzle konuşuyorsun ha? Sakın. Hop Selo. Öylece içeriye dalıp herkese hesap soramazsın. Bir derdin varsa benimle paylaş. Çıkın buradan! Çekil. Biliyordum kardeşini koruduğunu. Hiç şaşamadım. Hiç. Meryem.
Meryem. Silah ol. Bekle iki dakika. Ne var ya? Ne var? Ne yapıyorsun lan sen? Delirdin mi? Ha? İki dakika sabredemedik. Ne sabrından bahsedin? Ne diyorsun sen ya? Lan oğlum git evinde paşa paşa oğlumla vakit geçir. Ne kurcalıyorsun? Bak şimdi polisi çağırmadım diye Cemal Bey beni haşlayacak. Çağır ya. Kimi istiyorsan onu çağır. Bir Cemal kadar değerim yok gözünde zaten. Ne diyorsun bak sen? Sen benim süt kardeşimsin oğlum. Biz seninle aynı anadan süt emdik lan. Ya bırak süt kardeşmişmiş. İsmet. Yine çeneni tutamadın ya. Niye polis polis deyip çocuğu iyice sinirlendiriyorsun? Ha sapma bırakayım sen de ya. Ya o da haklı aslında. Baksana Öz abisiyle birbirlerine giriyorlar daha önce. Girseydi de rahatlayaydı. Sen merak etme. Şu testin sonucu çıksın ben onun gönlünü alırım. Ne çıktın böyle sen? Hadi gir şu yiyeceğim. Ne yaptığını sanıyor bu adam? Bu ne cüret? Bir de Hasan'ın kardeşini doldurup takmış peşine getirmiş. Sinsi herif. Erol duyduklarım doğru mu? Saçmalık işte. Huzurumuzu kaçırmak için masal uyduruyor. Bensiz. Sana sormadım. Oğlum savcılığa gidiyorsun. Her şeyi tek tek anlatıyorsun. Kazaysa kaza. Tamam. Tamam abi. Bitsin artık bu mevzu. Hatta hemen gidelim. Önce zamneyse çekelim. Zaten bundan kötüsü olamaz. Hayır, hayır. Hiçbir yere gidemezsin. Artık çok geç. Olay büyüdü. Senin yüzünden başka biri hapis yattı. Şimdi o insan ölü. Erol masum bile olsa suçun niteliği değişti. Her şey senin yüzünden oldu. Sorumluluğunu da alacaksın. Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Erol hapse giremez. Yeter. Yeter. Oğlumun hapse girmesine izin veremem. Yalnız ben ve Erol değil. Annen de yalancı şahitlik yaptı. Bunu sakın unutma. O saatte hasta yatağında bütün gün evde olduğunu söyledi Erol'un. Eğer fevri bir hareket yaparsan hepimiz yanarız. Mihri Hanım, gelin sizi odanıza götüreyim ben. Günaydın. Hadi kalk. Kalk hadi kalk. Abi ne oluyor? Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Hadi kalk konuşacağız seninle biraz. Saat kaç? Saat 9. Uyanmak için çok geç hadi. Kalk. Anladım. Sen beni biriyle karıştırdın. Hadi. Hadi kalk paşam. Hadi konuşacağız. Yani mevzu ciddi. Hı hı. Tamam. Hı.
Sana ihtiyacım var. Abi ne oluyor? Merak et, bir şey yok. Bak Erol, sen hep işten, güçten, sorumluluklardan, bağlılıktan hep kaçtın. Tamam da bu benim yani. Hayır, değiliz. Öyle olsaydın sana gelmez. Bak benim bugün ve bugünden sonra artık kardeşimin yanında olmasına ihtiyacım var. Senin bana ihtiyacın olmaz ki Kadir Eren. Abim bütün işleri halleder, değil mi? Senin de kaçış noktan bu. Çünkü benim abim bütün işleri halleder. Ve öyle, öyle değil mi? Öyle değil. Oğlum biz seninle neden bu kadar birbirimizden uzağız? Sır sırta vermemiz gereken yerde hep neden ayrı saflardayız? Yani son zamanlarda yaşananlara bakınca keşke hiçbiri yaşanmasaydı diyorsun. Doğru. Keşke. Ama yaşandı. Kim bilir? Belki de ailemizi daha güçlü yapabilmek için yaşandı. Belki de dostu düşmanı tanımak için yaşandı. Ama artık bir yol ayrımındayız. Ya sırt sırta vereceğiz ya da yok olup gideceğiz Erol. Abi biraz daha açık konuşur musun? Cemal, bak onu baban yerine koyduğunu biliyorum. Ama artık bazı gerçeklerle yüzleşme vaktin geldi de geçiyor bile. Annem bütün hisselerini Cemal'e devretmiş. Ne? Neden ki? Belki de cam evde olanları örtbas etme karşılığında. Belki de senin bunca zaman suçsuz yere acı çekmene sebep de bu. Yok. Yok abi, böyle bir şey yapmış olamaz. Yok. Ben bu kadar acı çekerken bundan bir çıkar sağlamış olamaz. Dahası da var. Şirkette beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Dedemin vekaletini kullanıyor. Yani şirkette hisselerin çoğu onda mı? Hı hı. Ve yönetim kurulunda söz sahibi olmayayım diye de elinden geleni yapıyor. Anladım. Anladım. Tamam abi. Şöyle yapalım. Ben sana bütün hisselerimi devredeceğim. Ya sonuçta sen yıllarca emek verdin bu şirkete. Benden çok daha fazla hakkım var. Bak. Konu hisseler değil. Asıl olan senin benim yanımda olman. Ben artık Cemal'in bizi kullanmasına, zaaflarımızdan faydalanmasına izin vermek istemiyorum. Oğlum bu şirket kimin? Bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun. Onlara kalacak. Yani ben sana güvenmeyeceksem, seninle yan yana değilsem, ayrı gayrıysak ben ne yapayım malı, mülkü, şirketi, parayı, pulu ne yapayım? Bundan sonra Kadir Eren, ben senin yanındayım. Tam yanında. Hatta yanında olmadığım bütün zamanlarında acısını çıkartacağım. Söz. İşte bu. Hatta bu hisseleri sana ben hemen devredeceğim. Dur. Ben de geliyorum toplantıya. Ha. Orada yapalım o işi. İşte benim kardeşim. İşte bu. Biraz.
Biraz başım dönüyor. Erol, hiç iyi görünmüyorsun. Gel odaya götüreyim seni. Abim. Abim çıktı mı? Çıkmadı. Erol gel bak, seni odaya götüreyim ben ha. Aşağıda abim. Ailece.
Tabip gelse gel.